Bu tablomuzun üzerinde bir uygulama daha yapacağız. Şimdi oluştura tıklıyoruz. Konumuz şu: tablo oluşturma sorgusu. Tekrar sorgu tasarıma tıklayıp tablo içimizi buraya ekliyoruz. Ekledikten sonra şurada gördüğünüz ne? Sorgunun veri tabanından kayıtları seçmesi ve yeni tablo olarak kaydetmesi sağlayan düğmeymiş. Tablo yap düğmesine tıkladıktan sonra diyelim ki öğrencilerin adını, soyadını ve sınıfına ait bir liste ihtiyacınız var. Mesela şöyle yapalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Sınıf listesi. Yani yazılı notları falan istemiyorsunuz. Performans notları istemiyorsunuz. Adını, soyadını, hangi sınıftan olduğunu istiyorsunuz. Şu orada, burada bir tablo oluşturmak istiyorsunuz. Bu işte sınıf listesi diye yazdım buraya tıkladıktan sonra. Tamam'a bastım ve burada hangi alanlar olmasını istiyorsak adı, soyadı ve sınıfı. Evet, bu harfi kullanmışız. Aslında kullanmamamız gerekiyor arkadaşlar ama dediğim gibi bazen alışkanlıktan ötürü arkadaşlar olabiliyor. Ama sonuçta bir sıkıntı çıkartmayacak bize. Şimdi çalıştıra baktığımda şurada sınıf listesi isimli bir tablo oluşturacak arkadaşlar. Yeni bir tabloya 10 satır eklemek üzeresiniz diyor. Evet tıklarsanız değişikliklerinizi geri almak için genel komutunu kullanamazsınız diyor. Evet, emin misiniz diyor. Evet eminim. Ve sınıf listesi isimli yeni tablo oluşturuldu. Şimdi bu sorgumuzda bir de arkadaşlar yeni bir şu anda bakalım şurada düzenleme araçları nerede? Burada. Burada arkadaşlar yeni bir tane daha oluşturmak isterseniz mesela sınıf listesi 2 olsun ve hangi sınıftakilerin listesini versin bize? 10B, 10C, 11C daha çok kişi vardı değil mi? 11C sadece bu sınıftakilerin listesini versin istiyorsunuz ölçüt olarak. Ve çalıştıra basıyorum. 3 yeni bir tablo 3 satı eklemek üzere. Çünkü 11C'den 3 kişi vardı listemizde. Tıkladım. Ve bunu da ekranı açıyorum. Gördüğünüz gibi ne yaptık? Sadece 11C sınıfında olanların arkadaşlar listesini ekrana getirmiş olduk. Evet.